Herkese yeniden merhaba. Hilal'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere artan keklerle hazırlamış olduğum nefis bir atıştırmalık tarifle geldim. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Benim daha önceden hazırladığım kakaolu kekim vardı. Bunun bir kısmı yenmedi. Ben de hemen bu şekilde değerlendirmek istedim. Eğer sizin de evinizde kalmış böyle kekleriniz varsa bu tarifi hazırlayabilirsiniz arada evde kalmış kek şart değil bir paket hazır baton keklerden de yine aynı şekilde bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Kekimi elimle güzelce ufaladıktan sonra iki tane küçük boy muzu rondoya alıyorum. Üzerine çeyrek çay bardağı soğuk süt ilave edip püre kıvamına gelene kadar çekeceğim. İçine şeker koymayacağız. Zaten kekin içinde yeteri kadar şeker var. Sadece muz, süt ve ceviz kullanacağım bu tarifte. Püre kıvamına gelene kadar muz ve sütü çırptım. Şimdi bu karışımı kekimin üzerine boşaltacağım. Eğer sizin kekiniz fazlaysa ve bu koymuş olduğunuz muzlu süt karışımı az geldiyse biraz daha süt takviyesi yapabilirsiniz. Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz ekledim. Ceviz yerine fındık kullanabilirsiniz veya iri kıyılmış antep fıstığı ekleyebilirsiniz. Tamamen evinizdeki olan malzemelere kalmış. Önce kaşıkla şöyle bir karıştırdıktan sonra elimle yoğuracağım. Bütün malzemelerin güzelce birbirine geçmesini sağlayacağım. Bu karışıma eritilmiş çikolata da ekleyebilirsiniz. O da gayet güzel yakışacaktır. Benim evde muzum vardı ve dediğim gibi biraz da kek vardı. Bunları bu şekilde değerlendirmek istedim. Evet elimle de şöyle 1-2 dakika yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Ve elimle yuvarladıktan sonra hindistan cevizini bulayacağım. Bu atıştırmalık tarif çay kahve yanına inanılmaz güzel yakışıyor. Hem lezzet olarak hem de görsel olarak. Bu tarifi sadece kekle değil bisküviyle de hazırlayabilirsiniz. Bisküviyi rondodan çektikten sonra yine aynı şekilde muzlu sütlü karışım içerisine koyun. İçerisine dilediğiniz malzemeleri ekleyip yuvarlayıp afiyetle tüketebilirsiniz. Daha önce bunu da hazırlamıştım. O da gayet güzel oluyor. Bu da sizlere fikir olsun. Bu ikramlık toplarımın bir kısmında böyle renkli şekerlemeleri bulacağım toz yeşil fıstığı da bulayabilirsiniz veya ince çekilmiş fında e, de yine aynı şekilde bulayabilirsiniz tamamen evinizdeki olan malzemelere kalmış büyük küçük herkesin çok severek tüketeceği nefis bir atıştırmalık tarif hazırladık İnanın yapımı çok pratik ama çok lezzetli bir tarif oluyor. Hem de evde kalmış bu şekilde kekleriniz varsa çok kısa sürede değerlendirmiş oluyorsunuz. Benim çok fazla böyle yapmış olduğum pratik tarifler sayfamda yine var. Mutlaka onlara da göz atın arkadaşlar. Elimden geldiğince herkesin rahatlıkla yapabileceği tarifler yapmaya çalışıyorum. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Eğer yapmamı istediğiniz başka tarifler olursa lütfen onları bana yorumlar kısmından yazın. Ben de sizlerin isteği doğrultusunda tarifler çekmeye çalışırım. Evet toplarım hepsini bu şekilde yuvarlayıp şekerlemeleri buladıktan sonra bu şekilde böyle sunum için küçük kağıtlara koydum. Böyle renkli kağıtlarım var. Onlar da servis ettim. Sizler dilediğiniz şekilde tabii ki servis edebilirsiniz. Üzerine böyle bir tane kürdan batırıp o şekilde de servis edebilirsiniz. Dinlendirmeden hemen sizlere bir de iç dokusunu göstermek istedim. Vaktiniz varsa mutlaka 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. O zaman kıvamı çok daha güzel olacaktır. Şöyle iç dokusunu da sizlere hemen göstermek istiyorum. Çok lezzetli nefis bir atıştırmalık tarif oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz ve devamlı yapmak isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz videoyu izledikten sonra hemen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.